Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok muhterem başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş hocamız, değerli valimiz, çok kıymetli milletvekilimiz, değerli hocalarım, basınımızın güzide mensupları, hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Vahşet adeta İsrail'in zalim terör örgütü diyoruz artık ona, onun yapmış olduğu katliamlar. Sonra ana konu olarak 6 Şubat'ta ülkemizin 11 ilini kapsayan büyük depremde yaşadıklarımız Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı olarak yapmış olduğumuz çalışmalar, bu çalışmaların müzakeresi ve geleceğe yönelik afetlerle mücadele konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak neler yapabiliriz? çeşitli toplantılarla, çalıştaylarla bu konuyu masaya yatıracağız inşallah üç gün boyunca mazlum gayrimüslim olsa dahi biz inancına bakmayız mazlumun yanında yer alırız. O mazlumu zalime karşı kurtarırız, koruruz. Bizim inancımız bunu emrediyor bize. Muhtaca el uzatmak, zulmün ve zalimin karşısında durmak, kötülük ve haksızlıkla mücadele etmek her mümin için farzdır. Tekrar ediyorum. Bizim inancımızda kim olursa olsun mazlumun yanında yer almak, muhtaca el uzatmak, zulmün ve zalimin karşısında durmak, kötülük ve haksızlıkla mücadele etmek her mümin için farzdır. Ve asla ihmal edilemez. Diğer yandan zulüm ve haksızlığa duyarsız kalmak, zalimlere ve hainlere ses çıkarmamak, doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlere, işgalcilere, teröristlere, katillere destek olmak, onların destekçilerine destek olmak da haramdır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler bu süreçte tüm in, imkan ve gayretlerimizle Filistin için çalışmaya devam ediyoruz. Mazlumlar için, masumlar için çalışmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz cuma hutbelerimizde doğrudan konuyu ele aldık ve Filistin'e destek çağrısı yaptık. 90 bin aşkın camimizde sabah ve yatsı namazlarında Kur'an ve dua programları icra ediyoruz. Onlarcasını yaptık, devam ediyoruz. Farklı dillerde yazılı ve görsel yayınlarla dünya kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyoruz. İslam dünyasındaki dini liderlerle çevirim içi bir toplantı yaptık. 91 ülkeden 200'e yakın katılımcıyla yaptığımız toplantı sonucunda bir sonuç bildirgesi ilan ettik ve çalışmaları takip ve organize etmek üzere bir komisyon oluşturduk. İstanbul'da farklı inanç mensuplarının temsilcileriyle bir toplantı yaptık ve dünya kamuoyu ile paylaştık. Ülkemizin tüm ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla bir toplantı yaptık. Tepkilerimizi ve Gazze'ye yardımları daha güçlü ve organize hale getirebilmek için bir heyet oluşturduk. İşgalcileri destekleyen firmalara yönelik boykot kararı aldık ve halkımızı da bu boykota davet ettik. Bu kararımız çok ciddi bir karşılık buldu. Ama bu kesintisiz devam etmeli. Buradan hem sizlere hem sizler vasıtasıyla bütün milletimize sesimizin ulaştığı bütün kardeşlerimize sesleniyorum. Bu boykot hiç kesilmeden devam etmeli. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza, Diyanet İşleri Başkanımıza, protokolümüzün kıymetli üyelerine ve tüm il müftüleri hocalarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Gazi Meclisimizin Başkanı Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi'ye bir kez daha teşrifleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Şeref verdiler, onur verdiler.